Esselamu aleyküm kıymetli izleyici kardeşlerim. Evet, Mehdi Aleyhisselam ne zaman gelecek? Görebilecek miyiz? Mehdi Aleyhisselam sadece 100 yılın ilk çeyreğinde mi gelir? İlk 25'inde mi gelir? Dolayısıyla biz 1441 senesinde olduğumuz için Mehdi Aleyhisselam'ı görme ihtimalimiz yok mu? Bunların hepsini inşallah bu videomuzda yanıtlandıracağız. Yani Mehdi Aleyhisselam ne zaman gelecek, biz görebilecek miyiz? Şimdi bu izahatlara girmeden evvel şunu belirtmek isterim ki alimler bu hususta gaybi tahminlerini dile getirirken kuvvetli delillerle bunu söylemektedirler. Bazı kardeşlerimiz nereden biliyorlar alimler böyle söylüyorlar diyebilir. Bir, Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerine göre bu efendim tarihler hususunda bilgi veriyorlar. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın birkaç hadis-i şerifini veya onlarca hadis-i şerifini inceliyorlar. Hepsini bir araya getirdikleri zaman zaten hepsi birbiriyle uyuştuğu için bir senaryo ortaya çıkmış oluyor. Veya bazı alimler de Hazreti Ali'den gelen bir ilim var, Cifir Ebced ilmi. Bu ilme göre izahat yapıyorlar ve tarih verebiliyorlar. Hazreti Ali Efendimiz'den gelmektedir bu ilim. Mesela yani her harfin bir ebced değeri var ve o harfler neticesinde bazı tarihler meydana geliyor. Bunu ayrı bir videoda derin anlatırız. Örnek vermek gerekirse mesela İz bin Abdüsselam'dan rivayetle Hazreti Ali Efendimiz Şura suresindeki bazı harflerden çıkardığı ebcedle Hazreti Muaviye ile arasında yaşanacak olan kargaşayı mesela bilmiştir. Yine mesela Rum suresinin bazı ayetlerinin ebced hesabını yapıyor. Kim? Tefsir alimi İbni Berrecan. Hazret de kendisi 536 senesinde vefat etmiştir yani. Diyor ki 583 tarihinde Kudüs fethedilecek. Yapmış olduğu ebced hesabıyla, Rum suresindeki bazı ayetlerle. Yani kendi 536'da vefat ediyor. Hakikaten de Selahaddin Eyyubi Hazretleri tarafından 583 yılında Kudüs fethediliyor mesela. O ayetlerin ebcediyle ortaya çıkarmış. Şimdi İstanbul'un fethi hususunda keza Molla Cami Hazretleri büyük bir alim. Onun mesela Sebe suresinde biliyorsunuz beldetun tayyibetun ifadesi geçiyor. Osmanlı zamanında da mesela İstanbul'a yani temiz şehir, belde-i tayyip derler, muhakkak işitmişsinizdir. Neden? Çünkü Molla Cami Hazretleri ne yapıyor? Beldetun tayyibetun, Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadenin ebcedini çıkarıyor. O da 857 senesine denk geliyor. İstanbul hakikaten Hicri 857'de fethediliyor mesela. Beldetün Tayyibetün'ün ebced hesabı 857, İstanbul'un fethedildiği tarihte. Bu yani böyle cifir ebced ilmiyle kıymetli kardeşler, alimler yorumlarda bulunmuşlardır. Hadisleri bir araya getirerek de yorumlarda bulunmuşlardır. Evvela şunu söylemek istiyorum. Evet, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bu hususta bir görüşü var. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki Mehdi Aleyhisselam asrın ilk çeyreğinde zuhur eder, doğar değil. Yani ilk 25'te çıkar. Sancağı almış olur ilk asrın ilk 25'inde. Dolayısıyla biz şimdi 1441'de olduğumuza göre Hicri, 1425'e kadar Mehdi Aleyhisselam'ın sancağı kaldırması lazımdı. Bazı kardeşlerimiz de bu görüşten dolayı diyorlar ki tamam, Mehdi Aleyhisselam artık bundan sonra mümkün değil, gelmez. Kesin bir ifadeyle konuşuyorlar. Halbuki ben bunu bana soran kardeşlerime de söyledim. Ya siz Mehdi Aleyhisselam'la alakalı bahsettiniz geçen videonuzda ama Mehdi Aleyhisselam ilk 100 yılın ilk çeyreğinde gelecekmiş. Nereden biliyorsun diyorum. Hadis var. Hadisi gönder bana bir okuyayım diyorum. Ben falan hocadan dinledim. Mübarek. Yani o hocadan o hadisi anlattığına dair bir şey at bana. O da yok. Niye? Çünkü böyle bir hadis yok. Yani Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi Aleyhisselam asrın ilk 25'inde zuhur eder diye hiçbir hadisi yok. Bu İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin görüşü. Nereden çıkmış bu görüş? Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifinden. Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu her yüzyılın başında dini yenileyen bir müceddit gönderir. Efendimizin hadisi bu. İmam-ı Rabbani Hazretleri de bu hadisten ötürü bir görüş beyan ediyor. Mehdi Aleyhisselam'ın da dolayısıyla efendim diğer mücedditler gibi asrın başında gelmesi gerektiğini söylüyor. Ve onun diğer mücedditlerden bir farkı var. Çok daha büyük bir yenilik getirecek. Dolayısıyla hatta 1000'in başında gelir diyor. Yani 1600'ün de başında gelme ihtimali yok. 1500'ün de başında gelme ihtimali yok İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin görüşüne göre. 2000'in başında gelecek. Yani daha 400 sene var İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin görüşüne göre. Ama bu İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin görüşüdür. Çok büyük, çok kıymetli bir alimdir. Ama evet, büyük kıymetli alimler görüşlerinde yanılabilirler. Niye? Çünkü başka büyük alimlerin de bu hususta farklı görüşlerini görüyoruz.
kadar büyük alametler çıkmışken, bu kadar büyük karışıklıklar yaşanmışken daha efendim Hicri 2000'e 400 yıl daha, 400 yıl daha dünya nasıl devam edecek? Bu şekilde devam etmesi mümkün mü yani? Ha bu, biz tabii ki de İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin büyük bir alim olduğunu kabul ediyoruz. Yine söylüyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın Mehdi Aleyhisselam 100 yılın başında çıkar diye bir hadisi yok. Mücedditlikle alakalı hadisi var. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Hazretleri buradan böyle bir görüş ortaya çıkarmıştır. Hazrete efendim rahmet olsun inşallah, çok kıymetli bir alimdir. Ama bu hususta dediğimiz gibi farklı alimlerin farklı görüşleri var. Mesela İmam Suyuti Hazretleri, büyük bir tefsir alimi, hadis alimi, fıkıh alimi Celaleddin Suyuti Hazretleri. Celaleddin Suyuti Hazretleri'nin görüşüne bakalım. Mesela o da ne yapmıştır? Yine Peygamber Efendimiz'in bazı hadisi şeriflerini bir araya getirerek Mehdi Aleyhisselam'ın ve kıyametin ne zaman kopacağının efendim tarih olarak tahminini söylemiştir. 1500 seneyi geçmez demiştir hicri olarak. Biz şu anda 1441'deyiz. Yani kaç sene var? 59 sene var. Ya 1500 seneyi geçmez. Niye bunu söylemiştir İmam Suyuti Hazretleri? Yani hem Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru hem de kıyametin meydana gelmesi hususunda efendim kıyamet 1500 seneyi biraz geçebilir ama Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru hususunda 1500 seneyi geçmez buyurmuştur İmam Suyuti Hazretleri. Araştırabilirsiniz. Çok büyük bir alim. Hangi kitabında onu da söyleyelim. Mücazeveti hazihil ümmeti el elfe eserinde bunu söylüyor. Niye? Çünkü Peygamber Efendimizin 3 hadisini bir araya getirerek söylüyor bunu İmam Suyuti Hazretleri. O 3 hadisten bir tanesine kıymetli kardeşler, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Bu ümmetin ömrü 1000 seneyi geçecek fakat 1500 seneyi aşmayacaktır. Bu Resulullah'ın hadisi. Hatta biliyorsunuz Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan tefsiri var. Ruhul Beyan'ın Kamer suresindeki tefsirinde bu hadis-i şerifi söylemiştir, yazmıştır Bursevi Hazretleri de. Bu ümmetin ömrü 1000 seneyi geçecek fakat 1500 seneyi geçmeyecek. Efendimiz 1500 seneyi geçmeyecek diyor ümmetin ömrü. Dolayısıyla Mehdi Aleyhisselam bu ümmetten olduğuna göre Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru da hicri 1500 seneyi geçmez İmam Suyuti Hazretleri'nin görüşü. Şimdi dedik 59 sene var yani. Daha ne zaman zuhur edecek? 1500'ün ilk 25'inde zuhur etme ihtimali kalmıyor bu hadis-i şerife göre. Yine Efendimizin başka bir hadis-i şerifi, Hazreti Adem'den kıyamete insanlığın ömrü 7000 senedir. Bu Efendimizin sahih hadisidir. Hazreti Adem'den kıyamete insanlığın ömrü 7000 senedir. Bayezid Bistami Hazretleri Miftahül Cifir eserinde de 3 semavi dinin de bu hususta ittifak üzere olduğunu söylüyor. Yani insanlığın ömrünün 7000 seneyi geçmeyeceğini söylüyor. Şimdi bu sefer İmam Suyuti ne yapıyor bu hadisten sonra? Hazreti Adem'in gelişi, onların ömürleri, Nuh Aleyhisselam'ın ömrü, İsa Aleyhisselam'ın ömrü hepsini hesap ediyor. Peygamberimizin doğuşu yine bir gerçek meydana geliyor. Peygamber Efendimiz'den sonra 1500 sene olunca 7000 tamamlanmış oluyor. Yani 7000 dolmuş oluyor. Yine bir hadis-i şerif daha var. Bu insanlığın ikindi vaktinde geldim diyor ben Peygamber Efendimiz. Efendimizin hadis-i şerifidir. İnsanlığın ikindi vaktinde geldim. Şimdi 5 vakit namaz var. Sabah, öğle, ikindi. Efendimiz ikindi. Geriye kalıyor. Akşam yatsı. Bunların arasında 7000 sene bölüştürüldüğü zaman yine geriye kalıyor 1500 sene. Ya 3 hadis-i şerif de birbirini teyit ediyor. 3 hadis-i şerif de birbirini doğruluyor. Farklı şekilde anlattığı halde arada bir efendim İhtilaf yok. Arada bir acayiplik yok. Yani bu hadis şöyle, bu hadis böyle diyebilecek bir durum yok. Üçü de birbirini kanıtlamış oluyor. Şimdi bu sefer İmam Suyuti Hazretleri de efendim bu üç hadisten sağlam ilmi delillerle kuvvetli bir tahminde bulunuyor ve diyor ki Mehdi Aleyhisselam hicri 1500'e kadar zuhur eder. Hicri 1500'e kadar zuhur eder. Şimdi günümüz evliyalarından da birçoğu keza Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun yakın olduğunu söylüyor. İşte mesela yakın zamanda vefat eden Şeyh Nazım Hazretleri. Yani soruyorlar Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi yakın mıdır? Ne diyor? Hani yağmur yüklü bulutlar böyle hani hava açıkken birden bulutlar kaplamaya başlar her yeri. Bu neyin habercisidir? Anlarsın ki birazdan yağmur başlayacak. Yani o bulutlar her yeri kapladı diyor. O yağmurun inmesi kadar yakın artık Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi. Keza işte Abdullah Gürbüz Baba yakın zamanda vefat eden meşayihtan, Evliyaullah'tan yine Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun çok yakın olduğunu söylüyor. Said Nursi Hazretleri keza o da
1500 seneyi geçmez diyor ümmetin ömrü. 1500'e kadar Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu, işte 1500'den sonra da bir 25 sene, 45 sene mi tam bilmiyorum. Bir de okumam lazım. Kıyametin süresinden bahsediyor. Yine Said Nursi Hazretleri de. Bu kadar evliya, alim de bu hadis-i şeriflerden dolayı günümüz alimleri, evliyaları da Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun çok yakın olduğunu söylüyor. Hatta şimdi bir meşayih, zamanın büyük meşayihlarından, ismini söylemeyeyim, ben bu Muharrem'de bekliyorum demiş Mehdi Aleyhisselam'ı. Çünkü o Ramazan'da gelecek ses hadis-i şerifini anlattık biliyorsunuz. Oradan o videoyu da izleyebilirsiniz siz yine. Bu yaşanacaklardan dolayı efendim ben bu Muharrem'de bekliyorum. Çünkü o çıktı ya. Hepsi çıktı. Efendimizin salgın hastalıklar yaşanır demesi, depremler, büyük depremler yaşanır demesi, dünyada zulüm alır başını gider, para hususunda adaletsizlik olur, kimi çok zengin olur, kimi fakirlikten ölür demesi. Bunların hepsi yaşanıyor. Bundan daha şiddetlisi nasıl olabilir? Her yerde Müslümanlara zulüm ediliyor. Çoluk çocuk demeden insanlar evet inim inim inliyorlar, canlarını teslim ediyorlar. Efendim artık biliyoruz yani. Öyle İslam devletlerinde açlıktan kedi eti yenir fetvaları verildi yani alimler tarafından. Öyle sıkıntılar yaşandı. Daha zulüm nasıl artabilir? Peygamber Efendimiz insanlar birbirinden kaçacak ahir zamanda demez. Bak bir korona çıktı herkes birbirinden kaçıyor. Bu alametleri hep anlatacağız yani. Bu alametleri inşallah sonraki videolarda hep anlatacağız ama birçoğu çıktı. Bak depremler Mehdi'nin habercisi mi diye bir video çektik değil mi? Orada bir 10 senede artan deprem sayısını gösterdik. 20 misli artıyor ya. 10 sene önce olan depremle şimdi bir sene içerisinde olan deprem 20 misli artıyor. Daha ne kadar artacak? Alametlerin birçoğu gerçekleşti, gerçekleşmeye devam ediyor. E şimdi bu sefer o hoca efendi de diyor videoda ben izledim. Ya şimdi diyor bu Ramazan'da ses gelse, Mehdi Aleyhisselam yakın olsa bu kadar büyük alamet nasıl gerçekleşecek o zaman diyor. Hepsinin melhame-i kübra var, o var, bu var, bunların birden gerçekleşmesi mümkün mü? Ya zaten Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Bu büyük alametler için böyle tesbihin ipinin kopması gibi hani o taneler ard arda nasıl düşmeye başlar? O hızla gerçekleşecek diyor büyük alametler. O Melhame-i Kübra'da büyük savaşın olması, şu içerisinde bulunduğumuz dünyada bunların kısa sürede olması artık zor değil. Yani Allah için ben size soruyorum, bundan 3-4 ay önce bu koronavirüsünün çıkacağı, devletlerin bu kadar büyük sıkıntıya düşeceği, bizim bu kadar büyük sıkıntılar yaşayacağımız kimin aklına gelirdi? Şaka gibi gelirdi. Maskesiz markete giremeyeceksin deselerdi, anana babana bile yaklaşamayacaksın deselerdi. İnanır mıydın buna? Yani o kadar hızlı ve şaşıracağımız hadiseler gerçekleşiyor ki zaman kısa olsa dahi kıyametin büyük alametleri bir arada gerçekleşecektir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kıyamete bir gün bile kalsa, Peygamberimizin hadisidir bu. Kıyamete bir gün bile kalsa Allah o günü uzatır yine de Mehdi Aleyhisselam'ı gönderir. Efendimiz'in hadis-i şerifi bu. Bir gün bile kalsa. Dolayısıyla bu büyük alametleri vakit yok falan değil, hızlıca birden yaşanabilir. Yaşıyoruz zaten, içerisindeyiz şu anda. Allah'ım Azze ve Celle Mehdi Aleyhisselam'a kavuştursun. Rabbim inşallah görebilmeyi nasip eylesin. Askeri olabilmeyi nasip eylesin. Yine söylüyoruz kıymetli kardeşler, alimlerin görüşüdür. Biz alimlerin görüşünü belirttik. Ama şu anda günümüz evliyalarının da İmam Suyuti Hazretleri gibi 1500'e kadar Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği hususunda ittifak ettiğini de söyleyelim. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin görüşü, farklı alimlerin farklı görüşleri olabilir ama ekseriyetin görüşü budur. Allah'ım Azze ve Celle inşallah imanlı bir şekilde Mehdi Aleyhisselam'a kavuşanlardan eylesin diyelim. Vesselam.